Mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Ben Eyüp Esen. Bugün sizlere yine bir uygulamanın kullanımından bahsedeceğiz. Ekibime ben sizler için faydalı olabilecek bütün mobil uygulamaları kanalımızda çekiyoruz. Bildirim zilini açabilirseniz çok mutlu oluruz. Haydi videomuza başlayalım. Merhabalar mobil uygulama videoları kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle İş Bankası mobil uygulaması olan iş cepin nasıl indirildiğinden ve nasıl dijital üyelik oluşturduğumuzdan bahsedeceğiz. Hazırsanız videomuza başlayalım. Evet öncelikle uygulamayı indirmek için iOS kullanıyorsanız App Store üzerinden Android kullanıyorsanız da Play Store üzerinden uygulamayı indirebilirsiniz. App Store'dan yine aynı şekilde App Store'a giriş yaptıktan sonra arama kısmına İş Cep yazmam yeterli arkadaşlar. İş Cep yazdıktan sonra ilk uygulama mavi ikonlu uygulamayı indiriyoruz arkadaşlar. İndirdikten sonra aç diyoruz. Evet uygulama açıldıktan sonra nasıl üye oluruz? Ben buradan yeni müşteri olmak istiyorum diyorum. Evet burada iki adım görmekteyiz. Başvuru tamamı ve müşteri olmak istiyorum. Müşteri olmak istiyorum diyoruz sıfırdan kurulum için. Evet burada öncelikle kişisel bilgilerimizi doldurabileceğimiz bir başvuru formu çıkıyor karşımıza. Burada kişisel bilgilerimizi dolduralım ve devam edelim. Devam diyoruz ve bize bir SMS doğrulama kodu geliyor. Evet bu SMS doğrulama kodunu girelim. Evet doğrulama kodunu girdim ve devam diyorum. Evet burada aşama aşama nasıl üye olabileceğimizden bahsediyor. Bilgilerinizi girin, kimliğinizi doğrulayın, müşteri temsilcisi ile görüntülü görüşme gerçekleştirin diyor. Bu işlemleri devam ettikten sonra müşteri olacağız arkadaşlar. Evet bu adımda diyor ki bize size en iyi hizmet verebilmemiz için öncelikle bankacılık ihtiyaçlarınızı seçin. Yani biz iş bankasına hangi alanda hizmet almak istiyorsak o alandan tercih yapmalıyız. Örneğin vadisiz hesaba ihtiyacınız var ise vadisiz hesap kredi kartı için bir talepte bulunmak isterseniz kredi kartı üzerinden bireysel kredi veya maaş müşterisi olarak başvurabilirsiniz. Diğer ürün ve hizmetlerden de yine aynı şekilde yararlanabilirsiniz. Örneğin kiralık kasa olabilir, yurt dışı transferler için olabilir. Transit ticaret, üye iş yeri işlemleri için de yine aynı şekilde hizmet alabilirsiniz ticari elektronik ileti iznini aldıktan sonra sözleşmeleri okuyup onaylıyorum ve devam diyorum. Burada bize ait adres ve pasaport bilgilerini görmekteyiz. Burada eğer adresinizin yanlış olduğunu düşünüyorsanız adres değiştir seçeneğinden adresinizi güncelleyebilirsiniz arkadaşlar. Devam diyorum. Evet müşteri olmak istediğiniz şubeyi seçmeniz gerekiyor bu alanda burada oturduğunuz, ikamet ettiğiniz yerdeki en yakın şubeyi tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Veya iş yerinize yakın bir şubeyi tercih etmek isterseniz yine aynı şekilde şubeyi tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Evet son olarak da elektronik hesap cüzdanı almak istiyorum derseniz elektronik hesap cüzdanı nedir ondan bahsedelim. Eğer şubeden işlem gerçekleştirip şubeden hesap açarsanız size bir fiziki cüzdan veriliyor arkadaşlar. Özellikle vadeli hesaplarda veya maaş müşterileri için ama siz online'da şu an dijitalde işlem yaptığınız için size elektronik olarak bu hesap cüzdanını vermek istiyorlar. Bunun hiçbir ücreti yok. Bu hesap cüzdanını e-posta üzerinden de uygulama üzerinden de görüntüleyebilirsiniz. Para giriş çıkışları veya gelir veya giderlerinizi görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Almak isterseniz sizin tercihiniz. Evet devam diyoruz. ardından son olarak kişisel bilgilerimizi doldurmamız gerekiyor. Burada çalışma durumumuzu seçiyoruz. Eğitim durumumuzu seçiyoruz. Mesleğimizi belirtiyoruz. Örneğin işçi diyelim. Aylık ortalama gelirimizi be beyan etmemiz gerekiyor. Örneğin benim 10.000 TL'lik bir aylık ortalama gelirim var ise buraya 10.000 TL yazmam yeterli. Aylık tahmini işlem hacmini belirlememiz gerekiyor. Yani açılacak hesabınızın örneğin vadisi hesap açtınız ve bunun için işlem hacmini ortalama olarak söyleyebilirsiniz. Örneğin benim hesabıma aylık 5 ila 15 bin TL'lik bir para hacmi girer diyorsanız 5 ila 15 bin tercih edebilirsiniz. İşlem sayısını yine aynı şekilde seçiyorsunuz. Ben genelde el 10 ile 50 arasında işlem tercihini uygun buluyorum. Sizin de daha fazla işlem yapacağınızı düşünüyorsanız yine 50 ila 100 100 ila 250 arası tercihinde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Gelir kaynaklarımızı tercih edelim buradan. Başka bir bankada hesabımız var mı öncelikle onu soruyor. Var ise evet diyoruz. Gelir kaynaklarımızın maaş, kira, birikim, ticari faaliyet, emekli ikramiyesi, burs, kredi, şirket kar payı gibi birçok gelir kaynağımız olabilir. Buradan bize uygun olanı tercih ettikten sonra devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, son olarak da yurt dışı vergi mükellefi misiniz diye soruyor. Burada eğer yurt dışında ayrı bir vergi mükellefi iseniz evet demeniz gerekiyor arkadaşlar. Evet, son olarak sözleşmeleri imzalıyoruz ve devam diyoruz arkadaşlar. Evet, bu adımda da kimlik kartı tarama bölümüne geldik. 3 adımda kimliğimizi doğrulayacağız arkadaşlar. Bunun için yeni bir kimliğe ihtiyacımız var kimlik kartının tarama bölümünü gerçekleştiriyoruz. Öncelikle ön, yüz, arka yüz ve hologram kontrollerini gerçekleştireceğiz. Yani öncelikle kimliğimizin önünün resmini çekeceğiz. Ardından arkasını çekeceğiz. Sonra da arkalı önünü bir tarama gerçekleştireceğiz arkadaşlar. İkinci adımda kimlik kartını okutacağız. Bunun için NFC özelliği gerekiyor. iOS'larla iPhone 7 ve üzeri Telefonlarda geçerli bu özellik arkadaşlar. Androidlerde de Android 3.0 ve üstü işletim sistemine sahip telefonlarda geçerli. Son olarak da arkadaşlar yüz tanıma seçeneğinde de telefonunuzun ön kamerasından selfie modunda yüzünüzü tanıtıyorsunuz arkadaşlar. Bu adımlardan sonra sizi görüntülü görüşme adımına yönlendirecek. Görüntülü görüşme adımında iş bankası müşteri temsilcisi ile alakalı girdiğiniz bilgilerin, kanıt niteliğinde görüntülü görüşme gerçekleştirmeniz gerekiyor. Kimliğiniz yanında olacak arkadaşlar. Görüntülü görüşme esnasında kimliğinizi ve sizi net şekilde görecek bir ortamda bulunmanız gerekiyor. Telefonunuzu karşıya alarak kimliğinizi müşteri temsilcisine gösterdikten sonra onun soracağı birkaç soruyu cevaplıyorsunuz ve bu sayede müşteri olabiliyorsunuz arkadaşlar iş bankasına. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak bizi destekleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bir mobil uygulama videoları kanalının sonuna daha geldik. Ben Eyüp Esen ve ekibim sizler için kaliteli ve faydalı olabilecek birçok mobil uygulama videosunu bu kanalda çekiyoruz. Siz de destek olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Tabii ki de bildirim zili abone olmaktan daha önemli. Şimdilik hoşçakalın.